Ayşe Tolga'yı Yaşam'dan Beslenme bölümünden hepinize tekrar merhaba. Birkaç haftadır değerli hocamız beslenme uzmanı İlker Çağlayan'la beraber beslenmenin doğrularını ve yanlışlarını, bizim için doğru besin kaynaklarını konuşuyoruz. Benim en çok ilgi alanım olan aslında spor ve sporcu beslenmesi ve aslında egzersiz metotlarına göre beslenmeye geldi sıra. Bunlardan bir tanesi de koşu. Evet. Biliyorsun İlker Hocam, ben yoğun bir şekilde koşuyorum. Hı-hı. Koşudan önce, koşu sırasında ve koşu sonrasında izleyicilerimize ne önerirsiniz? Ya da koşuya yeni başlayanlar nasıl beslenmeliler? Öyle özel bir beslenme metodu var mı? Tabii ki. Şimdi koşu, sen de biliyorsun aslında iyi yaptığın zaman çok kalori harcatabilen bir sporcu. Ama aynı zamanda her enerji ürettiğimizde serbest radikal de üretiyoruz ve koşu sonrasında vücutta serbest radikaller de birikebiliyor. O yüzden genelde koşanların düştüğü hata, bugün iyi koştum, hadi gideyim bir hamburger yiyeyim şeklinde olabiliyor, ama tam tersi, gerçekten hem koşu sırasında harcadığımız efor, hem o adımın her yere basıştaki o vücutta yarattığı darbe bizim hücrelerimizi olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle koşudan özellikle hemen sonra, mesela benim ideal içeceğim her zaman mor sebzelerin suyudur. Çünkü hem çok güçlü antioksidanlar içerir, hem gerekli karbonhidratları içerir. Çünkü mor sebzelerde her zaman karbonhidrat içeriği yeşillere göre biraz daha mor yüksektir. Mor sebzelerde çok da yok galiba. Bir tek benim bildiğim pancar, pancar var. Mor lahana var. Mor lahana. Bazen mesela renkten dolayı ben sebze suyu sıkarken kırmızı biberi de koyuyorum. Kapya biberini de koyuyorum işin içine. Bazen bir tane mesela greyfurt sıkıyorum. Suyun sıkılmasını önerdiğim tek meyve aslında greyfurt ve limon. Limonda zaten bir sınırcı yok, ama diğer meyveleri kesinlikle yemek gerekiyor. Yani hem çiğneme duygusu ve doyma duygusunu artırması açısından, hem içindeki lifleri alabilmemiz açısından. Yani taze sıkılmış bile olsa bir meyve suyu çok fazla şeker içeriyor. Genel olarak zaten çok fazla da meyve yememesi gerekiyor. Peki koşudan önce ne yemek gerekiyor? Genelde yeni koşuya başlayanların düştüğü en büyük hatalardan biri, koşudan 20 dakika önce 2-3 tane ceviz, 2-3 tane badem atmak oluyor. Niye? Çünkü bunların enerji verdiği biliniyor ve koşudan önce bana enerji versin. Ama tamam, badem, ceviz bunlar çok faydalı şeyler, ama yağ içerdiği için, lif içerdikleri için vücutta kana karışması yaklaşık 2 saati buluyor. Biz koşuyu bitirdikten, eve geldikten sonra aslında onun faydasını almaya başlıyoruz. Tam tersi, tam koşarken midemizde inanılmaz bir şey yer açabilir. Çünkü o anda kan mideye hücum ediyor. Ceviz ve bademi bir şekilde öğütebilmek için, ama o anda bacaklarda kan ihtiyacı var. Bu performansı düşürebiliyor. Peki ne yemek lazım? Eğer süremiz varsa, mesela 2 saat, 2,5 saat öncesinden kinoa, karabuğday, yine yulaf ezmesi tarzı şeyler, mesela badem sütüyle, probiyotik yoğurtla, yanında yine berilerin olduğu, şeylerin olduğu, bu dağ çileklerinin olduğu faydalı meyvelerle beraber 2 saat öncesinden yiyebilirler. Ama orada da çok acil bir şeye ihtiyaçları var. Yani yarım saat sonra koşacaklar ve hiçbir şey yemedi. O zaman benim önerdiğim Hindistan cevizi yağı ya da sütü. Gerçekten orta zincirli bir yağ olduğu için kana hemen karışıyor. Etkisi neredeyse kafein gibi. Ve gerçekten ben mesela şahsen sporda çok büyük fayda sağlıyorum. Nasıl bir öneririm. Yağ mı tüketiyorsun? Evet, direkt bir çay kaşığı soğuk sıkıp organik Hindistan cevizi yağını. Bunu zaten her gün yiyorum. Tamam. Ama eğer onu bulamazsam Hindistan cevizi sütü de 2-3 kaşık içebiliyorum. Sadece 2-3 kaşık öneriyorsun. Evet, zaten çok yağlı olduğu için yani bir şekilde zaten 2-3 kaşık yetiyor, çok fazla tüketiyorum. Her zaman o zaman diyoruz ki kan şekerimizi dengelemek için aslında yoğun iyi karbonhidratları 2 saat önceden, koşudan 2 saat önce yanında iyi dengeleyecek bir proteinle beraber almamız lazım. Proteini çok fazla arttırmamak lazım. Çünkü koşan bir insanın çok fazla proteine ihtiyacı yok. Yani yaklaşık %60 karbonhidrat, işte %20 protein, %20 yağ şeklinde düzenleyebilir koşan kişiler. Bu arada tamamen düşük karbonhidratla bu tarz dayanıklılık sporlarını yapanlar var. Ama bence o bambaşka bir programın o bir öyle olur. Özellikle tercih edilen bir şey. Aynı evet, özellikle. Evet, yani ben karbonhidrat tüketmek istemiyorum. İnsülin salgılamasını istemiyorum. O yüzden düşük karbonhidratla vücudumun o şeyini, düğmesini, karbonhidratlardan yağ yakma düğmesini, enerji düğmesini yağ çeviriyorum deyip yağ yakarak, yağı enerji olarak kullanarak koşanlar var. Buna da ketojenik beslenme diyoruz hocam. Ketojenik beslenme deniyor. Low carb deniyor. Ketojenikte yağ miktarı çok fazla, ama koşanlar genelde
günde 50 gramı geçmeyecek şekilde karbonhidrat alırlar. Bu 50 gramı zaten genelde ıspanak, brokoli, işte avokado ve çiğ kuru yemişler gibi sebzelerden gelir. Ama o duruma geçmek en az 2-3 ay istiyor. Gerekiyor. Ve bir eğitmen ya da bir uzman danışmanlığında bunun yapılması gerekiyor. Çünkü siz koşuyorsunuz, karbonhidrat ağırlıklı beslenirken tamam birden ben 50 grama düşeyim derseniz o zaman depolardan gerçekten düşersiniz. Gerçekten bayılırsınız. Kas yakarsınız ve zararlı hale gelir. O yüzden karbonhidrat alımına dikkat ediyoruz koşarken bile ve sonra size başka sorularım da olacak ama bir sonraki videoda.